Asil kardeşlerim, Çelebiler, hatunlar, çok fazla ara verdik. Biliyorum, arka arkaya gelen felaketler sahadaki işlerimizi zorlaştırdı. Sizler, beyler tekin ruhunda, hanım kardeşlerimiz de senil ruhundasınız hepiniz. Haklısınız, bir iki tane yazılar geldi. Neden yeni videolar gelmiyor? Hocam lütfen yeni videolar diye. Elbette seve seve. Şunu söylemek isterim, nasıl ki Covid afetinde, korona pandemisinde aramızdan sizler gibi çok cesur ve fedakar kahraman kardeşlerimizi maalesef pandemiye kurban vermiştik ve kaybetmiştik federasyonumuzdaki bu kardeşlerimizi. Depremde de yine bazı kardeşlerimizi gene kaybettik. Töre yaşıyor, ruhumuz yaşıyor. Sahada da bizim işimiz çok fazla oldu biliyorsunuz, biz buradan yayını İstanbul'dan yapıyoruz sizlere ve depremzedeler yavaş yavaş ülkeye paylaştırıldıkça İstanbul'da tabii ki fedakarane kendi payına düşeni yapıyor. Tabii bizim işlerimiz de çok yoğunlaştı. Oradan gelenlerin korkunç hikayeleri ve işlerini bulundukları durumu da buna katalım. Hem hikayelerini paylaşıyoruz hem de onların tabii ki rahatsızlıklarını tedavi ediyoruz. Arka arkaya gelen felaketler gene ufak tefek yasal bazı konularda bir iki çıkmaza girdik. Yine de bırakacak da değiliz. Hafta sonları cumartesi günleri yaklaşık 12 saat, cuma günleri pazar günleri de cumartesi günleri 12 saat, pazar günleri de yaklaşık 8 saat çalıştığımdan video çıkaramıyor. Bu video biraz uzun olacak olsun. Bulunduğum bölgede uyuz, pire, bit ve mantar, özellikle tırnak ve deri mantarı ve yine deri enfeksiyonları fazla olduğu için bütün ellerim simsiyahtı. O yüzden ellerimdeki siyahlıklar, nasırlarımdaki siyahlıklar siyah kına taşı. O yüzden de endişelenmeyiniz. Oksijen yetmezliği var zannediyorlar. Hayır. Pandemiden yakalandıktan sonra, hastalarımdan kaptıktan sonra %100 iyileştim. Oksijen yetmezliği yok. Endişe buyurmayınız lütfen. Bu sadece ellerimi siyah kınayla ovduğum için bazı siyahlıklar var. Bir soruyu hemen cevaplayarak başlayalım. En sık sorulan sorulardan birisi. O da deniyor ki, acaba biz Türklerde geleneksel mücadele sporları yok mu? Doğru ya. Öyle soruyorsunuz. Diyorsunuz ki Çinlerin kung fusu varsa, Japonların judosu, karatesi varsa, Taylandların Muay Thai ve Korelilerin de tekvandosu varsa, bizde Türklerde en savaşçı ırk, kendi topraklarını kaybetmeyen ırkta bu tip mücadele sporları yok mu? Tabii ki var. Tabii ki var. Öğretilmemesinin sebebi işte sizler, bizler, gönüllüler bunları ancak insanlara tanıtabiliyor. Standartize, federe olmuş ve hem oyunları hem de ağırlık protokolleri biçimlenmiş değil ve başka ülkeler açıkçası kendilerinin kültürlerini çok iyi satıyorlar. Biz ise elmas değerinde, hazine değerindeki kültürümüzü çok da iyi satamıyoruz. Çoğu zaman da farkında da değiliz. Hemen ben bir iki tane bizim mücadele sporlarımızdan bahsedeceğim. En iyi bilinenlerden bahsedeceğim. Büyük saygıyla ve hatırlayarak da ifade etmek isterim ki bizler kılıç darız, kılıç dar. Yani bizler geleneksel kılıç sporunu ve kılıç sporunun kondisyon, ağırlık, mukavemet protokollerini tanıtıyoruz ve yaşıyoruz beraber. Ve şu tip matraklarla kimi zaman sekbana uygun kirmani matrayla ve tabi levent ve başıbozluğa uygun da, özellikle bu levente uygun kat matra ve yine başıbozuk oyunlarında bununla oynuyoruz. Sekban oyunlarında da kirmani matrayla oynuyoruz. Özellikle bu matraklarla hem oyunlarımızı çalışıyoruz hem de tabi ağırlıklarımızı çalışıyoruz ki bundan bir evvelki videoda ağırlık videosunu da anlatmıştık. Evdman'ını. Şimdi çok sık sorulan soruyu sizlerle beraber burada paylaşacağım. Olabildiğince de canınızı sıkmamak için kısa tutacağım. Hiç hazırlanmamıştım.
Hiç hazırlanmadım. Sadece bugün içinizdeki arkadaşlardan birisi son videoya bir arkadaş gözü yaşlı bir emoji bırakmış. Uzun süredir video yapmadığıma dair. Hocam lütfen video. Ya benim de gönlüm parçalandı, benim de kalbim parçalandı. Hazırlanmadan çıkıverdim kameranın karşısına. Esasen bitirmem gereken bazı yazılar vardı sahadaki tıp uygulamalarıyla ilgili. Sorun değil, gece geç yatarım sizler için. Sizin kalbiniz kimse de yok. Sizin kalbiniz beni çalışmaya zorluyor. Hemen geleneksel sporlarımızdan, geleneksel mücadele sporlarımızdan bahsedelim. İlk önce şu bilgiyi vereyim. Bizim geleneksel mücadele sporlarımız, size samimi söylüyorum bunu. Biliyorsunuz ki yaklaşık 40 senedir ben spor yapan birisiyim. Aktif spor yapıyorum 40 senedir. 11 yaşımda spora başladım ve şimdi 51 yaşındayım. Ve bu 40 sene içerisinde Türkiye'deki bütün spor branşlarıyla az çok alakadar olduk. Yabancı ülkelerde biliyorsunuz ki hem spor doktorluğu hem de hakemliği de yaptık. O yüzden de size objektif bir tarzda söyleyebilirim ki bizim geleneksel mücadele sporlarımız hiç de aşağı kalır yanları yok. Son derecede etkili. Tanıtmıyor olmamız ve stüdyo derslerinde anlatmıyor olmamızın sebebi biz kılınçlarız. Kılıncı ancak yaymaya bütün vaktimizi ayırabiliyoruz. Gene bile yetmez. 5000 senelik kılınç töresinin devamıyız. Bütün gücümüz ancak buna yetiyor. Sorduğunuz soruya hemen geçiyorum. Uyarı geldi uzatıyorsun diye. Çünkü o hissiyatla geldiğim için yanımıza çekemeyecektim videomu. Arkadaşımızın gözyaşlı emojisi üzerine geldim. Ama hemen geçiyorum konuya. Konu şu, iki tane en bilineni söyleyeyim. İlk önce etnosporda ismi geçen güreşlerin hepsi doğru. Gerçekten de kemer güreşi ve aba güreşi var. Aba güreşi evet judonun atasıdır. Kemer güreşi de evet bir kısım gene jiu-jitsu gibi sporların gene atasıdır. Ancak Kafkaslardan ya ve Hazar Denizi çevresinden yayıldı diğer ülkelere, özellikle Japonya'ya. Sonra Afgan güreşi diye, sonra Kafkas güreşi diye, şimdilerde Brezilyan güreşi diye. Kimi zaman sadece tutuşa ve eklemleri kilitlemeye yarayan güreşlerimiz de vardı. Bunların hepsi doğru arkadaşlar. Sizin aradığınız tarzda ve sizin sıklıkla sorduğunuz tarzdaki geleneksel Türk mücadele sporları Koboz ve Turon. Koboz ve Turon, bu videonun açıklamasına da isimden yazarım. Koboz ve Turon çok etkili vuruş sporları. Bu çok etkili vuruş sporları keşke ülkemizde de yaşansa. Çünkü bazı insanlar kaburgaları daha kalın, eklemleri daha kalın ve macerayı seven insanlar oluyorlar. Ülkemizde gene bedeni bunu kaldırabilecek kadar dayanıklı, genetik yapısı dayanıklı, çene kemikleri, boyun kemikleri, bilekleri kalın insanlar rahatlıkla yapabilirler. Onun dışında epey zor olur. Çünkü ben sizlerden hiçbirinizin Muay Thai gibi, kickbox gibi sporlara katılmanızı çok da tavsiye etmiyorum. Çünkü muhteşem bir macera. Yalnız unutmayınız ki Muay Thai ve kickbox gibi sporlar, boks gibi sporlar, ekstrem sporlar. Çok çok ağır darbelere maruz kalıyor insanlar. Tabii bizim şimdi amacımız, biliyorsunuz Kılıç Federasyonu doktorlar kurdu ve 20 tane sağlıkçı kurdu. Amacımız insan bedenini ve metabolizmasını upgrade etmek. O yüzden de bu sporları olabildiği kadar zikretmiyoruz biz, Koboz ve Turon'u. Şimdi siz çok sordunuz diye cevap veriyorum. Hazırlıksızım da ve çok duyguluyum da aynı zamanda. Koboz ve Turon, Türklerin binlerce yıldır yaptıkları sporlar. Günümüze farklı farklı isimlerle, Koboz da gene 3-4 tane isimle, Turon da gene 3-4 tane isimle geldiler. Bunlar çok etkili vuruş sporları asil kardeşlerim. Şu anki isimleri ise Koboz ve Turon'sa en fazla özellikle Türk Cumhuriyetlerinde ve yine Türk milletleri, Türk halkları içerisinde en sık karşılaşılan isimleri jenerik isim, terminoloji olarak seçtiler ve şimdi rahatlıkla müsabakalar yapılıyor. Bu konuda ekstrem sporlara bedeni dayanabilen arkadaşlar araştırabilirler. Veren kulüpler şu an Türkiye'de var mı bilmiyorum. Dediğim gibi kendi kültürümüzü iyi satamıyoruz. Hemen ilk önce Koboz'a, sonra Turon'a gelelim. Her ikisi de evet Çinlilere, ve Moğollara karşı kullandık. Biz tabii ki Piyade Savaşı'na Anadolu'ya girdikten sonra özellikle Selçukluların Osmanlı'ya geçişi
Anadolu'daki dört büyük devirden Selçuklu devri, Beylikler devri, Osmanlı devri ve Cumhuriyet devri diye sayacak olursak Selçuklular gene bile daha çok süvari ordusu kuruyorlardı. Tabii sonra yaya ve müsellem diye böyle Selçukluların sonları Osmanlı'ya doğru geldikçe yaya ve müsellem diye ordu ikiye ayrıldı. Yaya bildiğimiz piyade askerleri. Biz Hazar Gölü civarındayken, Hazar Deniz civarındayken neredeyse piyade hiç yoktu. Yalnızca süvari bir birliğimiz vardı. Yine de birebir mücadelede avantaj sahibi olabilmek için evet 3-4 tane birbirinden farklı stilde mücadele sporları geliştirdik. Her ikisi de Koboz'da, Turon'da, Moğollar ve Çinlere karşı kullanıldı. Oradaki yerel anarşi çıkaran halklara karşı da gene kullanıldı. Yalnız dediğim gibi biz kendi arasında mücadele eden, kendi arasında didişen bir topluluk olmadığımızdan Çinlilerin kung fusu gibi yayılmadı. Çünkü Çinlilerin kung fusu bir Çinlinin diğer Çinliye karşı olan müdafası veya işte saldırısını içerdiğinden, özellikle de derebeyleri, köylüleri çok fazla sömürdüğünden köylüler silahsız mücadele için bir şeyler düşündüler. Kung fu'nun özgeçmişi aslında çok karanlık ve çok vahşidir. Bizim Koboz ve Turon'sa sadece tabii sınır müdafası, vatan müdafası için, dışarıdan gelen saldırılar için yapıldı. İki Türk'ün birbirine savaşması, iki Türk'ün birbirine karşı mücadele etmesi hiç öngörülmedi ve buna göre de dizayn edilmedi. Kısaca söyleyecek olursak Koboz daha çok yumruklarla oynanan bir oyun. Bütün Koboz sporcularına ve Turon sporcularına saygılarımla onların hepsine selam veririm. Bizim kesinlikle uzmanlık alanımız değil. Biz burada samimi bir ortamda fikir alışverişi ve duygu alışverişi yapıyoruz. Yaptığımız bu. Ben kimseye ne Koboz ne de Turan öğretebilecek mahiyette ve donanımda birisi değilim. Ben ancak 40 tane kılıç oyunundan 4 tanesini zorlukla öğretebiliyorum. Benim yetilerim bu kadar. Pekala, Koboz bir Çinli veya bir Moğol ya da anarşik kavimlerden ya da bir Mançur'a karşı anarşik kavimlerden birisiyle karşı karşıya mücadele esnasında yaya ve yumruklara dayanan bir mücadele. Yumruklar Muay Thai'ın başlangıcında yumruklar dirsekliğe kırılmadan şu şekilde avuçların içi kullanılarak ve düz yapılırdı. Bu şekilde yapılırdı Muay Thai'ın başlangıcında. Sadece Çinlilerde, Moğollarda ve Türklerde yumruklar dirsekleri kırarak ve bu şekilde vurulabilecek durumda çalışıldı. Koboz sporunda, Türklerin Koboz sporunda Çinli, Moğol, Mançur ve diğer anarşik kavimlere karşı, bozguncu kavimlere karşı birebir mücadelede kullanılacak teknikler ve ayakları yere sağlam basarak yani böyle üst seviye tekme falan yapmadan, ben biraz uzaklaşayım size, adeta bir tekvando gibi üst seviye tekmeler olmadan ayakları yere basarak ve günümüzde eğer günümüz terminolojisiyle konuşacak olursak dirty boxing veya kirli boks diyebileceğimiz tarzda bir oyundur Koboz. Yani karşı taraftaki bozguncunun, saldırganın ellerini, bileklerini koltuklarına sıkıştırarak, ensesini çekerek, koltuğunu bu şekilde, görüntüsü pek de estetik olmayan fakat korkunç etkili, çok etkili bir spordur. Çünkü içi doldurulmuş bir torbaya ya da diyelim ki Hazar Gölü yanındaki kumsalda göle yumruğunu böyle vura vura adeta yumruğunu sertleştiren Türk askerleri hep aynısını tekrarlayarak, mesela karşı tarafa ellerim içeride, kendimi düşünmeyecek kadar durup karşı tarafın kollarını veya bileklerini üstten böyle sıkarak, sanki güreşiyor gibi adeta, omuzundan çekerek, yakasından, ensesinden çekerek ve sıkıştırarak sürekli kafasına şiddet vurmalarla, karşı taraf seni deneyince de tekrar vurmaların hızlanmasıyla seyreden bir spor. Olabildiğince tutarak ve sıkıştırarak ve çekerek, dizlere basarak veya işte gene hassas bölgelere, yani apış arasına veya karaciğere diz atarak veya kafasını aşağı çekerek. Çok kısa, güreşe benzer, kısacık alanda şöyle gözüken
bir mücadele sporu. Uygulaması günümüzde bir iki tane masadan kalktığım için nefessiz kaldım. Günümüzde bir iki tane kişi de gördüm ben. Daha çok kudo maskesiyle çalıştırıyorlar. Çünkü bir kez tutunca bıraktırmadığından ve karşı tarafı bir yere yaslamak, karşı tarafı sıkıştırarak spor olduğundan çok fazla cilt hasar görmesin diye. Teknikler arasında enseye çekip sürekli, kolları sıkıştırıp sürekli vurmak var. Büyük anlamda tanıklığını yaptım gönüllü sporcular arasında. Söylememi ve belirtmemi istemiyorlar. Çünkü onlar henüz daha federasyon kuramadıklarından ders vermeleri ancak bir sosyal aktivite kategorisinde bile değil. O yüzden spor adı altında ve sosyal aktivite adı altında ders veremediklerinden iyi anlaştıkları gönüllü insanlarla çalışıyorlar sadece kobol sporunu. Yalnız size söyleyeyim, korkunç etkili. Korkunç etkili çünkü dikkat edecek olursanız diğer tüm sporlarda iki tarafın karşılıklı şiir gibi oynamalarına müsaade eden bir yapılandırma var. Kesinlikle karşı tarafın eldivenlerini, bileklerini sıkıştırmak yok onlarda. Her zaman karşı taraf bir savunma hakkı elde ediyor. Ama kobozda öyle değil. Tamamen sıkıştırmak üzerine bir kişiyi tek elde bırakmak ya da bir kolunu sıkıştırıp öbür kolunu da bastırarak onu savunmasız bırakmak gibi. Güreşin getirdiği fiziksel dayanıklılığı güce çevirmek. Güçlü vuruşa, güçlü darbeye çevirmek. Çok etkili, korkunç bir spor. Ülkemizde kudo maskesiyle yapılıyor o yüzden zaten. Kudo kaskıyla yapılıyor zaten. Ben iki kez ya da üç kez görmüşümdür. Çok da fazla görmedim. Biraz endişeliler tabii. Bütün tanıdığım arkadaşlarımın hepsi dürüst insanlar olduklarından yasal altyapı tam tamına perfect, en iyi formda olmadan bunu ülkemize yaymak istemiyorlar. İnşallah yakın zamanda yayılacak. Turon ise diğer mücadele sporumuz Turon'da. Üst seviye tekme var ama uzaktan atlayarak değil, çok yakın mesafelerden gene karşı tarafın kafasını çekerek ve yine büyük anlamda güreş var. Yani spordan hiç anlamayan birisi baktığında, ben izlerken mesela Kırgızların yaptığı Turon'u, Kırgız arkadaşlarının aralarında yaptıkları Turon'u izlerken böyle minder, serbest stil minder güreşiyle kickbox aynı anda yapılıyor gibi hissettim. Serbest stil minder güreşiyle kickbox aynı anda yapılıyor çünkü karşı tarafla tam yumruklaşırken birdenbire salto vurup saltoyu da şaşırtacak bir şekilde Kafkas tarzı salto vuruyorlar. Türk tarzı vurmuyorlar. Biliyorsunuz salto vurduğumuzda ya Amerikan, ya Pers, ya Hint, ya Kafkas ya da Türk vurursunuz. Türk vurmuyorlar saltoyu, Kafkas vuruyorlar. Jevrek yana yatırmak suretiyle. Bizim kendi kılınç protokolünde her zaman her ülkenin ister İskandinavya, ister Japonya, ister Brezilya her ülkenin kılınç oyununda mutlaka güreş vardır. Kılınç güreşi gerektirir. Bizim kendimiz aramızda idmanlarda yaptığımız güreş ise kılıç çalışan, geleneksel spor yapan bütün kılıçdarların çalıştıkları karüstü güreştir. Bizler karüstü güreş ustalarıyız ve karüstü güreş biliriz. Kimi zaman Trakya'da karüstü karakucakta denir buna. Karüstü karakucakta denir. Türk güreşleri içerisinde, ayakkabıyla yapılan ve 3 nokta hesabıyla yapılan, 3 nokta kuralıyla yapılan güreştir. Bizdeki kılıçtaki yani ayakların dışında herhangi bir yere değdiğinde, ayakların dışındaki herhangi bir uzuv yere dokunduğunda kişi kaybeder, karşı taraf bir sayı kazanmış olur. Biz onu çalışırız kendi aramızda. Turon'da ise öyle değil. Turon'da yere düştüklerinde yerde boğuşma devam ediyor. Ve birbirlerinin yakalarını çekip boğmaya çalışıyorlar. Ya da birbirlerinin sırtını tutup böyle boğazıyla boğmaya çalışıyorlar. Epey eğlenceli. Yalnız olağanüstü efor isteyen bir spor. Yerdeyken devam etmesinin sebebi de büyük ihtimal sporun güzelliği. Çünkü sadece iki kişi için düşünülmüş. Yerdeyken devam edecek bir spor özellikle nasıl diyeyim, kalabalık bir ortamda tabii ki yapılamaz. Yere düşmesi bir insanın yerli mücadelede. Çünkü arkadaşlar onu kaldırırlar zaten. İki kişiyi düşünülmüş sadece. Duel tarzında. Epey hoş ve insanı olağanüstü bir fizikle kazandırıyor. Sadece dediğim gibi
Kafaya biraz fazla darbe var. Dizlere biraz fazla darbe var. O yüzden ben sizler için tavsiye etmiyorum. Bizim amacımız insan metabolizmasını upgrade etmek ve özellikle beyni korumak. Bizim zaten kaslarımız da o yüzden kocaman. Gayet de kocaman. Amacımız beyni korumak ve töremizi devam ettirmek. Turon'da dikkat çeken diğer bir nokta da rakiplerden birisi eğer fazla beyninin kansız kaldığını ya da nefes alamadığını veya eklemlerin çok zorlandığını hissederse kendisi pes edebiliyor ve tuş esaslı değil pes esaslı devam ediyor. Yani dediğim gibi özellikle ben Kırgız arkadaşlarımla gördüm. Bir arkadaşım diğerini yerde yatırıp da üstüne baskı uyguladığında kişinin aslında iki omuzu da yere değiyor ama burada karşılaşma bitmiyor ve tuş sayılmıyor. Tuş Fransızca bir kelimedir bu arada. Tuş. İngilizcesi touch'tır. Yani dokunmak. Futboldaki touch da aynı kelimeden gelir. Çizgiye dokundu top anlamında. Güreşteki touch da sırtı yere dokundu. Biz de Fransızlardan terminolojiyi aldığımız için olimpik güreş terminolojisini. Bizde de tuş deniyor. Tuş sayılmıyor Turon'da. Turon oyunumuzda tuş yok. Pes var. Karşı tarafın ya üstünü sıkarak ya giysisini çekerek ya da hakeme haber ederek ya da yere çarparak elini böyle sürekli yere çarparak pes ettiğini söylüyor ya da kendisi pes pes diyor. O şekilde bitiyor. Tuş esaslı değil. Böyleyse Turon'un hem güreş, Kafkas saltosuyla güreş, hem boğma, eklemlere bası ve kickboks tarzı bir mücadele olduğunu, tuş esaslı değil de pes esaslı olduğunu da biliyoruz. İsteyenler rahatlıkla bunu araştırmasını yapabilirler. Büyük anlamda dediklerim doğru çıkacaktır. Şimdilik çok hazırlıksız konuştuğumdan yakın zamanda tekrar tabii kılıçla ilgili videolar gelecek. Bu sizin özel bir isteğinizdi. Biz de haddimiz olmayarak geleneksel dövüş, vuruş sporlarına biraz dokunmuş olduk. Lütfen sesimizi vuruşçular ve tutuşçular, güreşçiler, lütfen sesimizi yumrukçular, lütfen sesimizi duysunlar ve onlar da bunları daha detaylı ve haliyle kendi uzmanlık alanları olduğu için paylaşmaya devam etsinler. Bizim buradaki yerimiz nasıl ki zaman geldiğinde konu itibariyle kemandan, kemankeşlerden ve geleneksel okçulara dokunuyoruz. Biz burada dokunduk. Sizler için gecenin yarısı olsa işimi bitirir, karşınızda konuşurum. Umarım tatmin eden, gönlünüzü hoş eden bir paylaşım oldu. Ne soru varsa sorunuz, hepsine tabii ki cevaplamak en severek yaptığım görevim. Saygılar, mümkünse toplu ulaşımda maske kullanmaya devam edin.